Hocam merhabalar, bizi duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyorum. Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Sağ olun, teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Bizler daha önce de bağlantı sağlamıştık sizinle. Şimdi aşı konusunu konuşmuştuk ya, daha birçok konuya da değinmiştik. Ancak şu Evet. an ilk olarak dilerseniz Antalya, Alanya'dan başlayalım. Şöyle bir Tabii. özelden genele doğru çıkalım yavaş yavaş. Alanya bazında konuşacak olursak şu an için nasıl gidiyor aşılama hocam? Şimdi biliyorsunuz ki Sağlık Bakanlığı'nın aşılama protokolüne göre ilk önce sağlık çalışanları Evet. aşılandı. Ondan sonra 85 yaş üzeri vatandaşlar aşılanmaya başlandı. İlk başta aşı dozunun yetersiz gelme kaygısı yüzünden 90 artıyla başlandı. Sonra 85'e, sonra 80'e kadar indik. Vatandaşlar Sağlık Müdürlüğü'nün yoğun çabalarıyla, aşılama gruplarıyla aşılanıyor. Sağlık çalışanlarından 1200 ila 1400 kişi arasında aşılama rakamlar değişiyor çünkü bazıları yeni aşılanmaya başlandı. Ve de bir şekilde şu an ilçemizde aşılanmamış sağlık çalışanı kalmadı diyebiliriz. En sonunda biz öğrencilerimizi de aşılatma için bir girişimde bulunduk. Dördüncü sınıf öğrencilerimiz ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun öğrencileriyle Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin öğrencileri, bunlar staj yapması gereken öğrenciler. Bu öğrencilerin de genel kanaati, genel istekleri bu bahar döneminde yüz yüze eğitimin başlaması, en azından uygulamalı derslerde yüz yüze olmaları gibi bir istekleri vardı. Ki bu çok doğal bir istekti. Çünkü düşünün, 2 yıllık bir fakülte okuyorsunuz, yüksekokul okuyorsunuz ve geçen sene bahar döneminden beri okula gelmedi bu çocuklar. Tabii ki online eğitimimiz devam etti uzaktan erişimle. Hocam Lakin böleceğim bundan sonra ama lafınızı unutmayın sınıfında. lütfen, böleceğim. Kamerayı Tabii ki. biraz daha geniş tutabilirseniz yüzünüzü daha iyi görebiliriz. Tamam. Şöyle yapalım. Evet, kamerayı şu şekilde buldum. Uygun mudur? Böyle daha Anladım. uygundur hocam. Evet. Ve de işte bu öğrencilerin bize gelmesi gerekti. Çünkü uygulamalı dersleri var. Hasta başında öğrenecekleri şeyleri var. Bunları öğrenmek için hastaneye staj yapmaları gerekiyor. Tabii ki hastaneye sokabileceğimiz her öğrencinin aşılanmış olması gerekiyor. Bunların işte TC kimlik numaraları sisteme girildi ve bunlar için aşı temini bekleniyordu ki güzel haber de geldi. 3 milyon 500 bin doz kadar yeni aşı ülkemize ulaşmış. Bu arkadaşlarımızla, çocuklarımızla aşılatacağız. Yani programı aldık. Aşılama sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Bize bugüne kadar bildirilen herhangi bir aşı yan etkisi ya da beklenmeyen bir etki olmadı. Minör birkaç ateşlenme vakası dışında bir şeyimiz olmadı. Çok şükür. Zaten daha önceki konuşmamızda da bunu da belirtmiştik. Şu an kullandığımız aşı canlı aşı değil, ölü ya da inaktive virüs aşısı. Bu klasik bir aşı olan bir aşı. Yıllardır aşıların ilk icat edildiği zamandan beri kullanılan bir yöntemle elde edilen bir aşı. O yüzden biz bu tip aşıların nasıl yan etkiler yapacağını, nasıl istenmeyen etkilere sebep olabileceğini zaten biliyoruz. Bu beklentilerimiz doğrultusunda aşılama süreci devam ediyor ve de herhangi bir sıkıntılı olayla karşılaşmadık. İstatistik oranlarına gelecek olursak, ilçemizin sağlık ölçütü açısından bizim hastanemizdeki verileri paylaşabilirim. Lütfen. Bizim hastanemizdeki veriler mesela dün Cuma günü yapılan 38 testten 12'si pozitif gelmiş. Yeni yoğun bakıma yatışımız yok. Şu an yoğun bakımlarda yatan 9 hastamız var. Ara yoğun bakım ünitesi diye bir ünitemiz var. Geçiş ünitesi gibi düşünülebilir. Orada yatan da 8 hastamız var. O yüzden sayılarımız çok şükür bu ilk dalganın sonundaki iyi günlere doğru yavaş yavaş geri gidiyor.
Tabii ki ülke genelinde kaygı duyulan şey bu virüsün mutasyona uğramış yeni hali. Daha hızlı bulaştırıcı haliyle ilgili. Bize gelen duyumlara göre ülkemizde de çeşitli yerlerde bu mutasyona uğramış virüsle ilgili şeyler, hastalıklar, hastalar görülmeye başlanmış. Bununla ilgili de PCR kitlerinin temini süretine gidiliyor ve bu yeni varyantın, yeni mutasyona uğramış virüsün de PCR'da test edilebilmesi için elimizdeki olanaklar çok yakında ilçemizde de kullanıma geçebilecek. Bu durumda biz de yeni virüsle ilgili herhangi bir yayılım ilçemizde var mı yok mu bunu net bir şekilde sizlerle paylaşabileceğiz. Lakin bugüne kadar ki sayıların azalmasından anladığımız kadarıyla henüz böyle bir bulaş bizim ilçemiz için çok şükür ki söz konusu değil. Hocam Ali Orhan ben bir soru sormak isterim. Çünkü son günlerde çok tartışıyoruz bu konuyu. Sağlık açısından olduğu ve toplumu direkt ilgilendirdiği için sizlerin bu konulardaki görüşleriniz bizim için çok önemli. Sizi çok duyamıyorum efendim. Hocam şimdi son günlerde bir konu tartışılıyor. Ali Orhan benim ismim. Bu konuda sizlerden bilgi almayı isteriz. Çünkü siz bu konuda gerçekten sağlık konusunda uzman kişilersiniz. Şimdi ayın 15 yani Nisan ya da Mart'ın sonları ya da Nisan ayında yeniden biraz daha normalleşmeye doğru gidileceği kamuoyunda konuşuluyor. Hocam sizin gözlemlerinize göre böyle bir şey mümkün müdür, olabilir mi? Herkesin beklentisi olması yönünde ama siz ne diyeceksiniz tıbbi açıdan? Şimdi burada beyan edeceğim düşünce tamamen kendi düşüncemdir. Evet, tabii ki ülkemizin sağlık politikasına yön veren bakanlığımızın görüşleri fark edebilir. Çünkü tıp biliyorsunuz ki bir siyah beyaz bir bilim değildir. Green'in tonlarıdır her zaman. Ve bu yüzden yorum farkları da her zaman bulunur. Ancak zannedersem ki benim görüşlerim Sağlık Bakanlığı'nın görüşlerinden çok da farklı ve aykırı değil. Elbette ki biz toplumsal olarak çok büyük bir sıkıntı içerisindeyiz. Bunu hepimiz gözlüyoruz. Kendimiz de bizzat yaşıyoruz, test ediyoruz, görüyoruz. Artık bu karantina süreci, bu evlerde kalma süreci halkımızı çok yıprattı ve çok psikolojik strese soktu doğrusu. Ancak ben şunu söylemek istiyorum. Yüzdük ve kuyruğuna geldik gibi hissediyorum. Çünkü bu mutasyon da olsa artık bu virüsün aşılama ile mutant haline de bağışıklığımız oluyor. En kötü ihtimalle ağır enfeksiyon geçirme riskimiz azalmış oluyor. Bu yüzden de genel global hijyen kurallarına uyarak maskeyle, sosyal mesafeyle ve dezenfeksiyon işlemlerine dikkat ederek bu salgının sonuna geleceğimizi düşünüyorum. Hayalim işte Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi bitmiştir açıklamasının yapıldığı günlere duymak. Ama bunun için biz hepimiz elimizden geldiği sürece bu ölçütlere, bu yasaklamalara, kısıtlamalara uymak durumundayız maalesef. Çünkü bir yerden başlarsa eğer çorap söküğü gibi artıyor. Biliyorsunuz biyolojik olaylarda olayın büyüme ve genişleme hızı üstel fonksiyonlarla ifade edilecek şekilde başlıyor. Daha açık bir deyişle işte birken iki iken üç değil de dört oluyor. Dörtgen bir anda 16 oluyor. Bir şekilde yani geometrik bir şekilde artıyor. Hani bir kişiden iki kişiden bir problem çıkmaz gibi düşünmemek lazım. Bir anda kontrolümüzden çıkacak sayılara ulaşabiliyor. O yüzden şu anki baskılamanın, şu anki insanları evde sokmanın asıl amacının sağlık sistemimizin tıkanmaması için ve yoğun bakım ihtiyacı olan vatandaşlarımızın gerçekten yoğun bakıma alınabilmeleri için sağlık kaynaklarının dengeli olarak kullanılabilmesi için yaptığımız bir gayret. Yoksa ki bu virüsü kendi haline bıraksak pandemi gittikçe yayılacak ve muhtemelen
daha önceki tartışmalarda konuştuğumuz bu sürü bağışıklığı denilen forma geçilecektir. Fakat bu sürü bağışıklığını biz arzu etmiyoruz. Çünkü sürü bağışıklığı bizim birçok kaybımızla beraber olacaktır. Milyonlarca insan hastalandığında o milyonlarca insanın bir anda yoğun bakım ihtiyaçları olacak ve belki yoğun bakımla ile iyileşebilecek hastalar yoğun bakıma ulaşamadığı için kaybedilecek ve kayıplarımız çok daha fazla olacak. O yüzden biz bu önlemleri alıyoruz. Bir anda bu artmasın ve bir anda sağlık sisteminin kaynaklarını tüketmesin diye uğraşıyoruz. Şu an için zaten bütün veriler onu gösteriyor. Şu an sağlık sistemimizdeki rezervler 1/3 oranında falan yaklaşık olarak kullanılmakta. Bu da bizim arzuladığımız bir şey. Yani hastalarımıza bakabiliyoruz. Yoğun bakım gerekenlere yoğun bakım hizmeti sunabiliyoruz. Sayılar birden artarsa korktuğumuz şey ihtiyacı olan insanlarımıza yardım edememektir. O yüzden bu şekilde yavaş yavaş aşılamanın artmasıyla bu pandeminin sonuna geleceğini düşünüyorum. O zaman hocam bu söylediklerinizden şunu çıkarabilir miyiz? Yani biraz daha dişimizi sıkacağız ama sağlıklı bir şekilde gelecek günlere adım atmaya devam edeceğiz. İnşallah amacımız bu tabii ki. Yeni normal denilen şeyi tabii ki aklımızdan çıkartmayacağız. Bir müddet daha belki bu maskeler ve de sosyal mesafeler hep gündemimizde olacak ama artık inşallah yoğun bakım yatışları hepimizin etrafında artık biliyorsunuz çember daraldı hissediyorsunuz. Mutlaka bir yakınımız, bir akrabamız, bir kardeşimiz, bir abimiz bu hastalığa yakalandı ve maalesef kayıplar yaşadık. Artık inşallah ileride bunları görmemeye başlayacağız, unutmaya başlayacağız. İnsan çabuk unutuyor biliyorsunuz. Ama bazı şeylerden ders almak gerekiyor. Hemen çember genişleyince kendimizi salmamamız gerekiyor. Bu önlemlere riayet etmemiz gerekiyor. Peki hocam şimdi şöyle bir şey var. Bazı uzmanlar yani yine sizin meslektaşlarınız şöyle bir öngörüleri var. Bir süre daha bu böyle devam edecek ama bulaşıcı bir şekilde değil de yani şimdiki gibi çok riskli değil ama biz bir süre daha işte maskeyle ya da daha dikkat ederek hayata devam edeceğiz. Bu görüşe katılır mısınız? Tabii ki katılıyorum. Yani bu bir şekilde bir müddet daha devam edecek ama muhtemelen eğer bu ivmeyle düzelmeler giderse ve bu yeni virüsün, mutant virüsün yayılması ülkemizde korkulan kadar çok olmazsa benim şahsi görüşüm onu söyleyecektim. Bu yaza ekonomi için en azından çok gerekli olan bir takım faaliyetlere geri dönülecektir. Kafeler, restoranlar, turistik tesisler açılacaktır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi çok değişkenlerle dolu bir denklem bu. Bir anda işte görüyorsunuz bir virüs mutasyonu söz konusu oluyor ve hemen önlemler arttırılabiliyor. Temennimiz hep iyi ummak ama hazırlığımız en kötüsünü karşılamak üzere olmalıdır. Peki hocam, çok özür dilerim Hazal. Avrupa'da mesela İngiltere yeniden uçuşları yasakladı. Yani ve daha bir sert tedbirler aldı. Oysa biz gün geçtikçe biraz daha yumuşatıyoruz. Yani o İngiltere mutasyona uğramış virüsle bir acı bir deneyim mi geçiriyor? Ya da bizde mesela Türkiye'de de 12 ilde görüldü bu ama bakanlığın yapmış olduğu açıklamalarda herhangi bir sıkıntı yaşamadığımız söylendi. Aradaki fark nedir hocam? Benim kafamı karıştırıyor mesela. Farktan kastınız nedir? Orayı anlayamadım. Mesela İngiltere böyle daha sıkı tedbirler alırken biz biraz daha yumuşatıyoruz bu açıdan. Şimdi İngiltere'deki biliyorsunuz mutasyona uğramış virüsün ilk yayıldığı yerlerden birisi İngiltere. Doğru efendim. Ve de işte söylediğim gibi bu yayılma işi geometrik bir şekilde artıyor. Birken 4'ken 16, 16 iken bir anda işte yüzlere binlere çıkıyor. Yani logaritmik artış neredeyse, eksponansiyel bir artışı var. O yüzden de aradaki süre çok uzun olmayabilir. İşte bir ay önceki vaka sayısı çok azken şu an korkunç artmış olabilir ve bu yüzden de önlemlerini sıkılaştırmak zorunda kalmıştır. Biliyorsunuz bu önlemlerin hepsi biraz önce de söylediğim gibi sağlık kaynaklarının
tükenmemesi ve bütün vatandaşların sağlık kaynaklarından yararlanabilmesi için yapılan önlemler. Yoksa aşılama dışında ve de doğal bağışıklığın gelişmesi dışında bir şansımız yok bu virüsten kurtulmak için. Bir de umduğumuz şey vardı, biliyorsunuz benim daha önceki konuşmamda da söylemiştim sizinle. Benim arzu ettiğim, hayal ettiğim kurtulma yöntemi de virüsün böyle daha saldırgan bir mutasyonu değil, çok daha az hasta edici ve mortalite oranını daha düşük seyrettiği bir şekle mutasyona geçmesi ve bu sayede sıradan gripal enfeksiyonlardan çok farklı olmadan aramızda devam etmesi yönünde. Şimdi hocam, yani bunlar olmadan zaten virüsten kurtulamayacağız. Virüsten kurtulabilmenin işte yolları bunlar. Bir, aşı, iki, sürü bağışıklığı, üç, virüsün mutasyonu. Dördüncü şey ise tedavi yöntemlerinin gelişmesi, ki bu konuda da çok umut verici şeyler var. Yeni moleküller her geçen gün deneniyor. Birçok etkin tedavi yöntemleri ortaya çıkıyor. Ama bu önlemlerin anlamını halkımıza izah etmemiz gerekiyor. Bu önlemler virüsü öldürmeyecek. Bu önlemler virüsü bitirmeyecek. Ama bu önlemler virüsün hızla yayılıp sağlık kaynaklarının tükenmesine sebep olmasını engelleyecek. Yani hasta olup da hastaneye gittiğinizde yüzlerce, binlerce hastanın orayı doldurduğunu ve oradan yararlanamadığınızı düşünün. Ya da şu an işte yarısından çoğu, hatta üçte biri ancak dolu yoğun bakım servislerimizin ülke genelinde. Hastalandığınız takdirde Allah korusun ama sağlık imkanına, sağlık hizmetine ulaşabilme şansınız var. Bu ne sayesinde? Bu önlemler sayesinde. Yani virüsün hızlı yayılmasını engellemenin tek yolu bu maske, mesafe ve dezenfeksiyon. Hocam, yoksa virüsü tedavi etmiyor tabii ki bunlar. Siz de yoldasınız. Çok da vaktinizi almayalım. Süremizin de sonuna doğru geldik. Son bir sorum olacak. Şimdi mutasyona uğradı diye terimler birçok defa karşılaştığımız, duyduğumuz, şu sıralar sıkça duyduğumuz terimler. Peki mutasyon deyince korkmalı mıyız? Yani bu olumlu da olabilir mi bizim için? Virüs dediğiniz gibi yavaşlamış da olabilir ya da daha da güçlenmiş olabilir mi? Yani bunu mu anlamamız lazım? Daha güçlü olduğu takdirde bu bizi nasıl zora sokacaktır? Ne yapmamız gerekir? Ama yavaşladığı takdirde zannediyorum işimiz daha da kolaylaşacak. Tabii ki. Şimdi önce bir mutasyonun ne olduğunu izah etmeye çalışayım size. Biliyorsunuz ki bu virüs aslında canlı bir organizma değil. Vücudun içerisine girince vücudun bir takım mekanizmalarını kullanarak kendisini çoğaltan bir vektör, bir organizma bir şekilde. Ve bunun dışında bir kapsülü var. Kapsül denilen şey bir mesela mektubun zarfı gibi düşünün. Yani dışındaki bir zarfı var. Ve bu zarf sayesinde işte bir yerlere yapışabiliyor, bir yerlerden geçebiliyor ve işlevlerini bu zarfın üzerindeki reseptörleriyle, proteinleriyle ayarlıyor. Öte yandan vücut da bu zarfı tanıyarak o virüsü imha etmek projeleri, stratejileri geliştiriyor. O yüzden de vücut, yani bağışıklık sistemimiz, bu virüsün bu şu anki giysisine adapte oluyor. Diyor ki işte şu şekilde bir virüsle karşılaştığımda ben bunu yok edeceğim. Bunu doğal bağışıklıkla yaşayabiliyoruz, aşıyla yaşayabiliyoruz. Mutasyon dediğimiz şey virüsün bu giysisinin kısmen değişmesidir. Tamamının değişmesi zaten söz konusu olamaz. Ama kısmen değişince bir şekilde gözden kaçıyor savunma sisteminden. Ve de bu mutasyon sayesinde kendisine bir takım avantajlar da edinmiş olabiliyor. İşte bu sayede diyelim ki daha bulaşıcı bir hale gelebiliyor ya da daha fatal seyredecek, ölümcül seyredebilecek bir hastalık yapacak hale gelebiliyor. Bu da tamamen tesadüfi, random dediğimiz mutasyonların seçilimiyle ilgili bir şey. Bir takım mutasyonlar oluyor ve o mutasyona uğrayan virüsler, eğer o mutasyona uğrayan virüse yaşam şansını, yaşam kalitesini ya da çoğalma şansını arttırıyorsa
bir avantaj olarak kaydediliyor ve bu virüs çoğalmaya başlıyor. Aksi takdirde eğer çoğalmasına ya da bulaşmasına yardım edecek bir mutasyon değilse bu virüsler zaten elimine oluyor, kayboluyor, yok oluyor ve bu yüzden de bir takım avantajları olan virüsler çoğalmaya başlıyor. İşte bu mutasyon geçiren virüslerden çoğalma avantajına sahip olan bir tanesi var ki bu da hızlı çoğalabiliyor. Hızlı bulaşabiliyor demektir bu da. Ama benim de dediğim şey şudur. Daha önce de söylemiştim. Kendinizi bir virüs yerine koyun. Bu işin felsefesi bu şekildedir. Eğer siz ilelebet yaşamak istiyorsanız ki bütün DNA'ların kodu budur. Sonsuza kadar yaşamak ister. Bunun için canlılığın kodu budur. Ne yapacaksınız? Girdiğiniz organizmayı eğer öldürüp kireç kuyusunda son bulursanız bu sizin için avantaj olmaz. Bu şekilde hastalık yapanlar hemen izolasyona uğratılarak hasta olanlar da kaybedilenler de bir şekilde toplumda yayılma şansını kaybederler ve bu özelliğe sahip olan virüsler yavaş yavaş eksilmeye başlar. İşte öte yandan bir takım avantajlar edinmiş mutasyonlar daha hızlı gelişmeye başlayabilir. Bunlardan birisi işte İngiltere'de çıkan hızlı bulaşan kısmı ama benim umut ettiğim ve aslında beklediğim şey de daha az hastalık yapan, daha hafif hastalık yapan bir forma doğru bürünmesi ki bu virüs için daha mantıklı bir avantaj sağlar ve bu sayede aramızda belki yaşamaya devam eder ama yüzlerce, binlerce, belki on binlerce tanısı konulmuş, adı konulmuş virüslerden birisi olarak hayatına devam eder ve bizim için büyük bir tehdit olmaktan çıkar. Mutasyonun bu şekilde evrilmesini beklerim. Çünkü bu virüse yaşamsal bir avantaj sağlar. Yani virüsün daha kötü ve daha öldürücü bir hale gelmesi ona bir yaşamsal avantaj sağlamaz. Bu da virüsün lehine bir şey değil. O da aslında bunu istemez. Tabii bu akıllı bir şekilde tercihle ilgili de yani bunu bir matematik sistem olarak düşünün. Bir sürü rastgele mutasyonlar oluyor ve bu mutasyona uğramış virüslerin belki hepsi ölüyor. Bir şekilde çoğalamıyor, bir şekilde bulaşamıyor. Ama bu mutasyona uğramışlardan bir tanesi işe yarıyor. Diyor ki bu çok çabuk bulaşabiliyor bu sayede. İşte o çoğalmaya başlıyor. İşte mutasyonun çoğalması bu. Benim beklentim de daha az öldürücü, daha az hasta edici bir forma doğru bürünmesi ve bu suçun devam ederek hem insanlarda bağışıklığı sağlamaya yardımcı olması hem de insanlara daha fazla zarar vermeden aramızda bulunması yani artık bizim için bir tehdit haline gelmemesi gibi bir umuttur. Dediğim gibi virüsle ilgili en büyük umudum buydu. Tabii ki bu arada aşıların gelişmesi ve tedavi yöntemlerinin gelişmesi başka gelişmeler. Bunlar hep o zaman teknolojik oluyor ama aynı şeylerden bahsetmek durumundayız. O zaman virüsle barış anlaşması imzalamayı iple çekiyoruz diyebiliriz, nokta koyabiliriz böylece. İnşallah virüs kendisini bir şekilde bize daha az zararlı bir forma sokarak yayılır ve herkes bağışık olur. Ya da işte bir şekilde insanlara artık zarar vermeyecek, fazla bir rahatsızlık yapmayacak, insanlık için tehdit oluşturmayacak bir formda yaşamına devam eder. Çünkü koronavirüsler daha önce de söylediğim gibi zaten vardı. Yani koronavirüsler bizim yani genel nezle dediğimiz gripal enfeksiyon dediğimiz enfeksiyonların %40 ile 60'ını yapıyor diyebilirdik. Ama bu COVID-19 yani SARS-CoV-2 tipi yeni bir mutasyondu. O yüzden bu hale geldi. Tanımıyorduk çünkü. Olarak bu aile yaşamaya devam etti. Evet. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Umarım faydalı olmuştur açıklamalarım. Biraz teknik oldu ama. Ben bilgilendim. Benim için çok faydalı oldu açıkçası bizim için. Vatandaşlarımızın da anladığını düşünüyorum. Verimli olduğunu düşünüyoruz. O zaman size iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. İyi çalışmalar diliyoruz. Konuşma hakkı verdiğiniz için, kendimizi ifade hakkı verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Kolaylıklar. İyi günler.